Herkese merhaba. Yeni videoyla karşınızdayım. Az önce alışveriş videomu çekmiştim. Şimdi de beni psikolojik olarak çökerten bir kitabın videosunu sizlerle paylaşacağım. Umarım hiçbir aksaklık olmaz. Söyleyeceklerimin hepsini unutmadan söyleyebilirim diye düşünüyorum. Yabancı Eliel'in Part 2 yorumuyla birlikte karşınızdayım şu anda. Part 2 olarak söyleyeceğim şeyleri toparlayacağım diye düşünüyorum. Sayfalarca burada not aldım. Hiçbir şey atlamadan aklıma geldikçe yazmaya çalıştım. Okurken bir yandan yazdım. Hatta unutmamak için videoda anlatırken. Kitabımı zaten 100 defa gösterdiğime göre şöyle kenara bırakıp yoruma geçebilirim. 360... Kaçta kalmışım ben bir önceki videoda? Tamam işte ondan sonrasını anlatıyorum şu anda. İlk söylemek istediğim şey aslında bu serinin çok iyi bir seri olma olasılığı öldürülmüş yani. Çünkü konu olarak ben başlangıçta neyi sevdiğimi söylemiştim konusuyla ilgili. Klasik lise koridoru şeyinde, tribinde değil. Bir intikam hikayesi var. Onunla ilgili işte gerek adli gerek polislerin olduğu işte emniyet güçleri vesaire falan. Gerek işte o tezgahların planların döndüğü işte bizim karakterlerin takıldığı ortamlar falan. Daha hani nasıl diyeyim çok sık karşılaşmadığımız türdeki bir Wattpad hikayesiydi. O yüzden de türleri arasında ayrıldı. Dili açısından vur dedik zaten yazar sonra sağ olsun ağzımıza sıçtı hepimizin şey betimleme yaparak. Onun dışında da ben o aksiyon ve gizem çözmeye çalıştığımız mevzular açısından falan ben keyifli olabileceğine gerçekten yani kitabın sonunu okuduktan sonra gerçekten daha çok inandım buna. Yani aslında iyi olabilirdi. Gerçekten iyi olabilirdi. Ama üçüncü kitapla ilgili söyleyebileceğim, hatta yazarın düşüncesi olarak okuyucuya bana hissettirdiği şey olarak söyleyebileceğim en net şey, yazar üçüncü kitabı yazarken kendinden sıkılmış. Çok net söylüyorum ve çok böyle bayağı arkasındayım bu sözün. Çünkü sürekli tekrar eden betimlemeler, yani ben mesela ilk iki kitap için de bunu çok sık söylüyordum ama burada yenilerini bulmak için çaba bile harcamamış. Yani aynı şeyleri, işte geçmiş hikayeleri, geçmiş hikayelerin kızdaki duygusal etkilerini vesaireyi falan aynı cümlelerle tekrar yazmış. Yani işte kızın o küvetteki boğulma sahnesinde, işte yağmurun altında o sahneyi hatırlaması, karın altında o sahneyi hatırlaması, yatağa yatınca o sahneyi, her saniye saçların güneşin içinde, aman suyun içinde dalgalanırken, işte ışığın suda kırılması falan diye aynı cümlelerle tekrar tekrar söylemesi bana artık getirdi yani. Story'de, Instagram'da falan takip edenler biliyordur zaten. Tepki gösterdim çünkü. Onun dışında kitap bir anda şeyle başladı. İşte kızın vurulduğu sahneyi Ediz'in gözünden okuduğumuz bir parçayla başladı. Ve geçmiş olaylara çok da denk geldik. Yani geçmişten şeyler okuduk. Sürekli kızın geçmişle ilgili diyalogları ve geçmişle ilgili olayları hatırlamasını okuduk. Bu hani 800 sayfa ama bayağı yani böyle bir 600 sayfası falan kızın sürekli geçmişle hesaplaşması, geçmişi hatırlaması, geçmişteki olayları hani şey de değil yani geçmişte böyle olaylar oldu, ben bunun hesabını soruyorum gibi günceldeki bir şey de değil. Sürekli geçmişi düşünüyor ve geçmişteki olayları biz tekrar okuyoruz. Ya ben geçmişteki olayı tekrar okumak istesem gider ikinci kitabı açarım değil mi? Öyle bir hedefim yok. Biz yazardan senelerdir yeni bir şey bekliyoruz. Yeni bir şey çıkarmış ama geçmişi anlatıyor. Teşekkürler. Tebrik ederiz seni. Gece ve Doğan'ın bir kavgası oluyor. Bayağı da böyle birbirlerine karşı açık sözlü oldukları ve şey konuştukları, nasıl diyeyim, net konuştukları bir sahne. Yani herkes kafasından geçeni net olarak söylüyor. Ve Doğa mesela Ediz'le bu şekilde kavga etmiyor. Babasıyla bu şekilde kavga etmiyor. Atalay'la bu şekilde kavga etmiyor. Ama geceye bir ukalalıklar. İşte sen kendini ne zannediyorsun? Anladığını mı düşünüyorsun? Benim yandığım ateşte yandın mı ha falan gibi. Kızım sen bir ateşte yandıysan büyük çoğunluğu kendi mallığından kaynaklıydı. Herif sana ne dedi? Al şu anahtarı dön git dedi. Gitseydin arkadaşım. Neden gitmedin? Neden geceye ukalalık ettiğin gibi babana çekip de köşeye ya sen hayırdır ya kardeş sen ne yapıyorsun ya demiyorsun. Ediz'e niye demiyorsun bunu? Ediz'e gelince boynuna kıvrıldım. Yüzümü boynuna sıktım. Kokusunu içime çektim bilmem ne. Geceye gelince sen beni anlıyor musun ki? Seni kim niye anlamak istesin ki zaten? Ben anlamak istemiyorum şahsen. Geceyle olan tartışmasından sonra
doğaya böyle bir şey hali geliyor. Morarma hali geliyor. Yani geceye ukalalık ediyor ama yani söylediği şeylerin de doğru olduğunu farkında. Bununla ilgili Ediz'e gidip de bak senin yüzünden neler yapıyorum ben, nelere katlanıyorum demiyor. Şey diyor, seni kötü göstermek istemiyorum. Yani doğanın bu tavrı benim boynumu eğmedi, benim başımı koparttı. Gerçekten. Şöyle bir konu var. Bu kitapta Doğan'ın işte abisi ve işte babası ve Gökhan da bayağı hikayenin içine giriyorlar. Biz Gökhan'ın kim olduğunu öğreniyoruz. İşte cinayetin gerçekte yani Levent Çağıran'ın aslında nasıl öldürüldüğünü, o gece neler olduğunu öğreniyoruz. Ama bizim kitabın başından beri çözmek istediğimiz, Ediz'in peşinde olduğu, Doğan'ın aksini kanıtlamak için onunla anlaşma yapıp aynı evde kaldığı olay, bizim çözmek istediğimiz asıl konu Levent Çağıran'ın ne olduğuydu? Doğan'ın ailesinin bunda ne kadar etkili olduğuydu ve bunun arkasındaki bütün hikayeydi. Üçüncü kitapta biz bunu çözemedik. Kimin öldürdüğünü çözdük. Gerçekte bunu Atalay'ın yapmadığını öğrendik. Gökhan'ın yaptığını öğrendik. Bunu Gökhan'a Doğan'ın babasının yaptırdığını öğrendik. Çünkü Doğan'ın babasının Gökhan'ın da babası olduğunu ve işte gayrimeşru bir çocuğu olduğunu öğrendik. Çok okey. Neden öldürttü? Öğrenmedik. Şey diye bir cümle var kısacık. İşte Doğan'ın babasıyla işte Levent Çağır'ın iyi anlaşıyor. Sonra araları bozulmuş. Bu mu yani? 10 senedir 3 kitap böyle 800 bilmem kaç sayfalara kadar biz bunu duymak için mi okuduk? Yani kızın kafasının küvete sokulduğunu ve o sıradaki betimlemesini ben 500 defa okuyabiliyorum. Ama adamın niye öldürüldüğünü hiç okumadım ya. 2 satır ya. Araları bozulmuş. Ben aramın her bozulduğunu kesip öldüreyim o zaman. Aram bozuldu diyeyim. Böyle bir açıklama mı var? Beni sinirlendiren şey bu. Serinin ilk başlangıcında yazarım ben sıkılmış diye niye söylüyorum? Yazar ilk seri başlangıcında, ilk kitaplarında falan bu kadar baştan savma değildi. Şu an betimlemeyi çok iyi yapıyorsun demişler. Betimlemeden bile sıkılmış. Çünkü sürekli aynı şeyleri yazmış. Farklı bile yazmamış. Yani CTRL-C, CTRL-V yaptığına çok eminim. Sürekli aynı şeyleri yazmış. Hiçbir aksiyon yok. Hiçbir olay açıklaması yok. Kafamızdaki hiçbir soru işaretinin cevabı yok. Doğa kavga etsin istiyorum. Ya yani bağır çağır böyle karşı tarafın ağzına sıçsın istiyorum. Tamam mı? Bütün ukalalığını geceye yaptı. Sen beni çok mu anlıyorsun? Benim yandığım ateşte yandın mı? Yani Allah'tan yanmadım yani. Senin kadar mal olurum diye çok korkuyorum. Her konuyla ilgili Ediz'le arasında bir şey hali var. Ediz'i teselli ediyor. Sen Ediz'i niye teselli ediyorsun? Yemeseydi o haltları, seni bu kadar üzmeseydi, bu yanlışlıkları yapmasaydı ve ilk iki kitapta çok tepki gördüğü için bariz bir Ediz toparlaması var bu da. Yani güzelleme de değil. Çünkü öncekilerde de sanki o uyguladığı şiddet çok normalmiş gibi bir güzelleme vardı. Bu kitapta da olan olayların hepsi aslında Doğan'ın abisi ve babası yüzünden oluyormuş. Bütün suç aslında onlara aitmiş. Bunlar da işte bu kararlar vermek zorunda kalmışlar, işte yıpranmışlar falan gibi öyle bir ifadeye sokulmuş ama Ediz bunların hepsini bile bile yaptı. Aralarda böyle bir şey işte nasıl diyeyim işte çok pişmanım işte nasıl diyeyim hayatımdaki en güzel şeydin ben seni de mahvettim falan gibi böyle şeyler var ama bunun alt metninde Doğan'ın davranışlarında falan biz bunu kesinlikle görmüyoruz ve Doğan sürekli olarak Ediz'e şey yapıyor böyle bir işte senden öğreneceklerim var işte yol göster bana sensei falan gibi böyle bir şey hani İşte bana intikam almayı öğret, bana ayakta durmayı öğret, bana güçlü olmayı öğret, bana duygusuz durmayı öğret falan gibi. Böyle salak salak şey ders alma peşinde. Neyin dersini alacaksan o heriften onu da anlamış değilim. Onun dışında da gerçekten asıl kötülüğü işte baban işte bunu yapmasaydı, işte Ediz'in dedesi ilk Nazlı Çağıran'ı sokağa atmasaydı, falanca işte bilmem ne olmasaydı. Yani top yuvarlaktı maç 90 dakika. Tabii canım yani biz açıklama uydurmak istiyorsak her şeyi uydurabiliriz. Her şey Ediz'in istediği gibi gitsin diye. Bununla ilgili bizim çok güzel bir sözümüz var. Doğacığım Ediz'e demeni istiyorum ki senin anana bacına yapılsa hoş mu demeni istiyorum ama tabii ki demezsin. Neden diyesin ki? Demezsin tabii. Malsın çünkü. Onun haricinde
Diyaloglarda genel bir şey hali var. Böyle hat bildirme hali var. Yani birine nasılsınız diye soruyorsun. Sana felsefik şekilde senin ağzına sıçarım diyor. Yani neden? Yani ben böyle bir şey nasılsın demiştim sadece. Sevmek sevmekse eğer, sevmek sevmemektir. Ne? Neden ki yani şu an? Niye ki bu? Yani şey oluyor mesela, eşek kadar şeyler, adamlar böyle işte holding başkanları bilmem neler falan. İdiz bir ara şey dedi işte bu sofraya işte bütün kendi bütün düşmanlarımı ve işte şeyin doğanın babasının bütün düşmanlarıyla aynı sofraya oturtacağım. İşte bütün kurtları birbirinin üzerine salacağım ve ben kendim sofradan kalkacağım falan gibi bir triplere girdi. Biz kimseyi görmedik de hiçbir şey olmadı. O arada saçma şekilde Uygar'la gece kaçırıldı. Bütün bu sofralar, kurtlar bilmem neler falan filan hepsi hikaye oldu. Hiçbir yemek sofrası, kurtların parçaları falan hiç böyle bir şey olmadı. Yani kimse birbirinden intikam almadı. Bunlar böyle şey kurnaz planlar falan yapmadılar yani. O sırada biz tabii ki yine Doğan'ın saçlarım güvetin içinde falan diye betimlemelerini okuduk. Eşek kadar işte böyle holding sahipleri, koca koca adamlar işte hani hat bildirecek ya Edis, hepsiyle aynı sofraya oturacak, birbirine düşürüp kalkacak ya o sofradan hiç zarar görmeden. Ha adamlar işte buna şey diyorlar, işte nasıl diyeyim, ya basitçe şey diyor ya, işte böyle böyle hani düşmanımın düşmanı dostumdur bilmem nedir falan filan, hani işte bize de yamuk yapmazsın inşallah falan filan gibisinden böyle bir şey konuşuyorlar yani işte. İçinde bulunduğunuz duruma, seçimlerinizden kaynaklayarak Edis şey böyle işte bu kurşunu hatırla, günü geldiğinde bunu hatırla, işte bu, sana şey yapacak bu, işte hiç unutmayacaksın, o gün geldiğinde hatırlayacaksın. Arkadaş ya biri şey dese ya buna, sen ergen misin sen, hani klavye delikanlısı mısın, niye böyle Twitter'da şey dram kasıyormuşsun, trip atıyormuşsun gibi konuşuyorsun falan dese ya bu çocuğa, kimse öyle de demiyor. Onun dışında Edis kalkıp şeye sürekli Doğa'ya seninle ne yapacağım ben? Ah başımın belası. Seninle ne yapacağım ben falan gibi böyle saçma sapan aynı şeyleri söyleyip duruyor. Sonra bunlar dağ evinden kaçmak için bir plan yaptılar. 20 tane araba bulacağız. İşte hepsinin peşine polis takılacak. Bizimki yani bizimkiyle aynı arabadan 20 tane bulacağız. Polis hepsinin peşine takacak. Biz de aradan sıvışacağız falan diye. Ondan sonra polisten kaçtıkları eve aynı arabayla geri döndüler falan gibi. Böyle böyle olaylar oldu. Doğan'ın hamile kalmasından hiç söz etmiyorum bile. Arkadaşlar, kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Korunmadan sevişirseniz hamile kalma olasılığınız bulunmaktadır. Yani bunu ben mi söylemek zorundayım? Doğan'ın hastalığından kaynaklı çok olası bir durum. Ya geçeceksin onu. Böyle boktan bir durumun içerisindeyken hamile kalma olasılığın %5 ise %25 olur, %35 olur, %105 olur. Bunu ben mi söyleyeceğim sana? Bunlar böyle bir halt ediyorlar. Ondan sonra Doğa hamile kalıyor. Diyorlar ki ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? Yani çocuğun iki tane salak ebeveyni olacak. Ne olacak ki? Çocuk endişelensin. Siz niye endişeleniyorsunuz ki yani gerçekten? Ondan sonra da final aksiyonunun içerisinde düşük yapma falan gibi böyle bir şeylere girdiler. Doğan'ın hamile kalması ve çocuğu düşürmesinin hikayeye hiçbir katkısı olmadı. Yani bu kimsenin içinde ukde kalmasın diye mi yapıldı? Ne oldu bilmiyorum. Hiçbir gerekçesi yoktu. Yani bunun yapılmasa bile kimse niye yapılmadı falan demezdi açık söylemek gerekirse. Onun dışında da finaldeki çeşitli cümleler, kitabın bitişinin ucu açık gibi bırakılması, ben kitabın son sayfaları internette sızıp da okuduğumda saçmalık dedim. Açık söyleyeyim. Şu an bitirirken elimde okuduğumda son sayfalar sadece, o atmosfer bana keyifli geldi. Çünkü bunlar tekrar en başında tanıştıkları andalarmış gibi böyle bir hamle yaptılar ve yola çıktılar. O nostaljik havayı, böyle geçmişe atıfta bulunulan öyle sahneleri ben severim. Ama onun öncesinde bir sene kadar bir ayrı kalma sahnesi vardı ve Doğa sürekli Ediz'in ölü olduğunu zannediyordu. Herkes ona öyle olduğunu şey yaptı. Ve o son 100 sayfada Doğa'nın bulanık hareketlerini görüyoruz. Yani işte mimarlık fakültesini kazanmış falan gibi böyle bir şey geçiyor falan ama hiçbir şey görmüyoruz yani. Galiba üniversiteye gidiyorum demek istedi falan gibi bir şey oluyor.
Ondan sonra işte galiba iş bulmuş. İş mi? Sanırım öyle bir şey falan gibi bir şey oluyor. Çünkü doğan sürekli rüyalarında dağ evine gittiğinden, rüyalarında Ediz'i gördüğünden, rüyalarında dağ evine gittiğinden, Ediz'i gördüğünden aynı şeyden bahsediyor. Ve çok böyle şey yani karman çorman böyle bir bulanıklık var son 100 sayfada. Onun sonrasında bunlar bir sokakta tekrar bir araya geliyorlar. Nasıl bir araya geliyorlar? Meçhul. Onun sonrasında Ediz yine bencilliği dibine vurarak şey yapıyor. İşte fedakarlık etmiş olsam seni bırakırdım ama çok bencil olduğum için senden ayrılamıyorum falan gibi bir tribe giriyor. Bunlar tekrar öyle bir araya geliyorlar. O arada da Ediz sanırım akıl hastanesindeymiş. Akıl hastanesindeyken intihar etmeye mi kalkıyor ne bir şey oluyor ama ondan sonra akıl hastanesinde kapatıyorlar bunu. O anda da bir anda ortaya çıkası geliyor. Dedesiyle Hakan falan da var yanlarında. Ondan sonra neden o anda ortaya çıkmaya karar veriyor? Akıl hastanesinden ne zaman çıkmış? Şey falan gibi bir tribe giriyor. Yani kalbin durmuştu doğal senin. İşte ben o yüzden seni terk etmek zorundaydım falan gibi. Ama ortaya çıkışı, yanında dedesinin olması, o anda hani o kitapçının önünde, o sahnede orada bulunması falan da bir şey. Hani niye geldi ki oraya dedirtti. Yani artık hani finale bağlanmak zorunda kalmış gibi bir hal olmuş. Tekrar öyle geri geldi ve bunlar bir arada bir anda yine arabayla polisten kaçarken bitti kitap. Neden ki? Yani neden? Ben senelerce bunu mu bekliyorum? Bunu beklemişim. Evet. Doğan'ın babasının televizyonda basın açıklaması yaptığı ve kızının da Ediz'e suç ortağı olduğuna dair falan bir sahne var. Bunun sonrasında Doğa ve Ediz'in anlaşma yaptığını, hani Doğan'ın onların masumluğunu kanıtlayacağını falan zaten sadece ikisi biliyor. Yani Gece ve Uygar falan da bilmiyor. Kimse bilmiyor. Ediz de diyor ki herkese seni benim zorladığımı söyle. İşte benimle ortak olacakmışsın gibi öyle bir harekette bulunmadığını, seni her şeye benim zorladığımı, benim tehdit ettiğimi söyle diyor da. Ya arkadaşlar siz ulu orta her yerde öpüşüyorsunuz. Yani kız seninle duvardan duvara sevişti yani. Kime? Senin zorladığını söyleyecek ve bunu nasıl açıklayacak diye söylüyorum. Ve sonra senin hamile olduğun çıktı kızın. Şey mi diyecek? Beni zorla hamile bıraktı. Nasıl yani? Nasıl açıklayacaksınız gerçekten bunu? Bilmiyorum. Doğan'ın herkese duygu yüklemeye çalışması da çok... Ya çok saçma geliyor bana gerçekten. Yani ikinci kitap bitip de üçüncü kitabın başlangıcında Doğan'ın girdiği o işte yalnızdım, karanlıktaydım, kuyunun dibindeydim, işte bütün hayatı çözmüştüm, o yangınlarda yanmıştım falan triplerinden sonra gerçekten bir şeyler çözümlemiş olmasını falan bekliyorsunuz. Ama karşı karşıya geliyor şey diyor. O benim babamdı. Beni sevmişti. Sevmiş olması gerek. Ya kimsenin böyle duyguları yok. Anlamıyor musun kızım sen? NATO kafa NATO mermer mi? Yani kafaya vurunca ses geliyor yani. Neden anlamak istemiyorsun? Kimse Doğa'ya ya bak ben aslında böyle falan diye kendini açıklama çabasında değil. Çünkü Doğa zaten kendi kafasında herkes için bir açıklama buluyor. O işte iyi niyetinden, o işte o zorunda bırakmışlar onu. İşte onun kalbini çok kırmışlar. Bütün kötülüğü ondan yoksa yapmaz falan gibi. Herkese açıklama buluyor ve Doğa bu kafada böyle yaşayıp gidiyor. Biz onun sürekli bu kafasındaki çorbayı okuyoruz yani. Gerçekten aksiyon dozu böyle saçma sapan betimlemelerle bastırılmasa yazar Doğan'ın kafasını, duygularını bu kadar laf salatası yapmasa gerçekten okurduk yani bu kitabı keyifli şekilde. Ama çok net söylüyorum yazar 3. kitabı yazarken sıkılmış arkadaşlar. O yüzden okuyucuların da sıkılması zaten çok olası, çok yani çok normal. Ben okurken belli noktalarda çok sıkıldım. Artık böyle imdat diye bağıracak hale geldim. Sonunu okuduğumda da, tabii ki ben de Talise döneminde okuduğum için falan bu kitapla ilgili böyle lise yıllarım ya işte Wattpad'den okuyorsun, yatağında yatıyorsun, gece bölüm gelmiş falan filan. O heyecanları tabii ki ben de yaşıyordum bir sürü kitapla ilgili, bu kitapla ilgili de o zaman takip ediyorken. Ama gerçekten çok kötü yönetilen bir çalışma olduğunu, kitap çalışması olduğunu, kitap serisi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten ileriki
mücadelelerinde umarım böyle ilerlemez yazar da. Eleştirileri ne yönde alır? Yani bu videoyu eleştiri olarak alsın falan diye de söylemiyorum ama betimlemelerin iyi denmesini çok yanlış anlayıp bu hale getirmiş. Yani bir noktada gerçekten laf salatası moduna girmiş o betimleme yapmak konusunda. O yüzden bir dahaki çalışmalarını daha iyi yönetebilir, kariyerini daha iyi yönetebilir diye ümit ediyorum. Bu kitabın da sonunu okuduğum, o sondaki gün doğumuna doğru gittikleri, arabayla gittikleri ve o sıradaki birkaç duygu, son bitişteki cümle vesaire açısından gerçekten vurucuydu aslında. Ama o cümleyi okuduğumda öncesindeki sayfaların, o yılların, o bütün beklenen kurgunun ziyan edildiğini düşünüyorum, açık söyleyeyim size. Seriyle ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Koca bir yabancı macerasının da sonuna geldik. Video ile ilgili ya da kitapla ilgili okuduysanız, okumadıysanız fikirleriniz varsa, benim eleştirilerimle ilgili de fikirleriniz olabilir. Aşağıya yorumlar bırakırsanız çok memnun olurum. Atladığım bir şey yoktur diye düşünüyorum. Hepsini not almıştım. Olursa da tekrar konuşuruz zaten. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.